Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan değerli arkadaşlar, 7 ve 13 Mart haftasına burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet, bu hafta şimdi artık biliyorsunuz Mars, Venüs Oğlak burcunda sizin burcunuzdaydı ve artık ayrıldılar. Kova burcuna geçtiler. Nispeten biraz daha maddi kaynaklarınızla ilgili konularda daha güçlü, daha mücadeleci olabilirsiniz açıkçası. Sağlığınızla ilgili daha olumlu gelişmeler yine sizi bekliyor. Eğer bir takım böyle sağlıkla ilgili mental ya da fiziksel hani sorun yaşadıysanız. Şimdi genel olarak evet, Venüs Mars ikinci evinizde ilerlerken daha çok maddi konulara, gelirlerinize odaklanacaksınız. Şimdi pazartesi ve salı günü ay Boğa burcunda. 5. evinizde işte o gün ilişkileriniz, aşk hayatı, çocuklar, finansal konular, parayla ilgileniyorsanız belki bu alım satımla ilgili işler, konular gündeminizde olacaktır. Bu arada tabii Venüs de Kova burcuna geçtiği için aslında burada daha şanslı olabilirsiniz. Hatta sürpriz beklenmedik bu iki gün, özellikle haftanın ilk iki günü. Değişimler, gelişmeler hem parasal anlamda hem ilişkiler anlamında bekleyebilirsiniz. Çarşambadan cuma sabahına kadar ay ikizler burcunda seyahat ediyor olacak. Bu sizin için tabii ki hani çok yorucu bir seyahat olmayabilir değerli oğlaklar. Mesela 6. eviniz sağlıkla ilgili, günlük rutinleriniz, beslenme, işte iş hayatı gibi böyle hayatın çok geniş bir alanını temsil ediyor. Direkt birebir etki almıyorsunuz ama gene de bu 2,5 gün belki biraz daha özel hayatınızla yakından ilgilenebilirsiniz. Cumartesi pazar ay yengeç burcuna, yani ilişkiler evinize geçiyor değerli oğlaklar. İlişkileriniz, iş ortaklıklarınız, belki bunlara yeni ay çünkü 3. evinizde doğdu. Hafta sonu daha güzel, daha iyi niyetli, daha samimi yaklaşabilirsiniz. Tabii ilişkiniz yoksa bile mesela ortaklı işler, geçmiş dönemlere ait bazı konular, mesela iş projeleri de olabilir bunlar. Mesela banka, finansla ilgili konularda belki de gündemimize gelecek. Buralarda yeni adımlar atmak, daha başarılı sonuçlar almak için kullanabileceğiniz güzel bir hafta sonu. Özellikle hafta sonunda ayın güneşle de uyumlu bir açısı var. Pazar günü Neptün'le kavuşuyor 3. evinizde. Yaratıcılığınızın, Jüpiter de bu alanda biliyorsunuz çok büyük genişlediği, yeni girişimler, yeni başlangıçlar yapmak için, belki yeni bir eğitim, öğrenimle ilgili konuda ilerlemek için güzel bir süreç. Dijital konulara daha çok ilgi duyabilirsiniz. Sosyal medyada daha çok aktif olabilirsiniz. Bir de kardeşiniz veya yakın çevreyle olan tüm ilişkileriniz daha fazla gündeminizde olacaktır. Bunlar ortaklı ve eşle ilgili konularda da olabilir değerli oğlaklar. Evet, böyle bir hafta olacak. Birazcık sağlığınıza dikkat edin. Onun dışında sizin için daha sıradan, daha sakin diyelim geçtiğimiz günlere göre bir hafta geçireceğiz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler değerli oğlaklar. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.